Kripto para dünyası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi vermeden kripto paraları değerlendireceğim sizler için. Bitcoin'de arkadaşlar özellikle de hafta sonu piyasası olması itibariyle bu görmüş olduğumuz bölgelerde büyük bir konsolidasyon yaşıyoruz. Klasik hafta sonu piyasası arkadaşlar doldur boşalt şeklinde devam ediyor. Bu her zaman yaşadığımız bir durum. Yani ani bir yükseliş arkasından tekrardan bir düşüş. Düşüşler sonra tekrardan ani yükselişler. Bu zaten klasik hafta sonu piyasası hareketleri hepimizin de bildiği gibi. Bunun dışında arkadaşlar daha önce bir Tobo formasyonundan bahsetmiştim. Bu Tobo formasyonu aynı zamanda yukarı yönlü yükselen bir üçgen anlamı da taşıyor. Şimdi düşen trend dışında arkadaşlar bakın düşen trend kırılmıştı. Üstünde kalmakta büyük güçlükler çekti. Aşağıdaki trend bizlere destek oldu. Tekrardan yukarı yönlü gerçekleşti bu. Şimdi şu görmüş olduğumuz bölgelerden sonra seçmiş olduğumuz yükselen trendi de değerlendirirsek tekrardan bu trendin aşağı yönlü kırıldığını ve bu kez altında kaldığını görüyoruz. Ama şu görmüş olduğumuz düşen trendin hala üstündeyiz. Şimdi bu trendlerin hepsini bir köşeye bıraktığımız zaman bizim için önemli olan 21.130 bölgesi. Daha önce de belirttim. Bu bölge daha önce kırılmıştı 4 saatlikte. Üstünde kalamadı. Şurada bir satış baskısıydı. Tekrar geri geldi. Tekrar kırıldı. Tekrar aşağı geldi. Yani bölge aslında hala çalışıyor. Özellikle bu bölgeyi günlükte değerlendirmek gerekiyor. Günlüğe baktığımız zaman arkadaşlar bakın bu bölgenin dün ben kırıldığını, retest gerçekleştiğini, bir yükseliş emaresi de gelebileceğinden bahsettim. Özellikle bugün Twitter'da da paylaşım yaparken saatliklerde ve bunun dışında günlüklerde var olan grafiklerdeki farklılıkların özellikle de piyasada volatil hareketlere sebep olacağından bahsettim ki bunu şu an için çok net bir şekilde yaşıyoruz. BTC'de gerçekten bir satış gelecekse gerçek satış bölgesi burası arkadaşlar. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Yani şu alan büyük satıcıların olduğu bölge. Eğer bu bölge egale edilirse zaten yukarı yönlü hamleler sert bir şekilde gerçekleşebilir. Şimdi bugün haftalık kapanış var. Haftalık kapanış açısından eğer bir değerlendirme yapacaksak arkadaşlar bu görmüş olduğumuz bölgelerde özellikle de bu bölgede büyük düşüşten sonra bu tarz bir mumun gelmesi biraz daha gövdeli gelmesi aslında bizler için olumlu olurdu. Ama şu an için 18.508 bölgesinin kırılmaması bizler için çok önemli. Geçen hafta da denendi kırılmadı. Bu hafta da üstünde kalıyor. Bunun dışında 19.861 bölgesi üzerinde kalması çok daha önemli. Çünkü burası arkadaşlar 2017 dönemindeki zirve bölgesi. Ve bu bölgelerde de şu an için şu görmüş olduğumuz alanlar zaten alıcılı bölgeler şu an için baktığımız zaman. Burada dikkat etmemiz gereken şey bu. 19.861 bölgesi aşağı kırılacak mı? 18.500 bölgesi aşağı kırılacak mı? Bu bölgeler haftalıkta kırılırsa o zaman tekrardan 16.873 bölgesi daha önce de sizlere belirttiğim kanalın dip bölgesine doğru gidebilir. Zaten ramak kalmıştı buna. Fiyat buradan döndü. Ya da bu bölgelerde bir süre konsolidasyon, yavaş bir yükseliş, tekrar geri çekiliş, sonra tekrar konsolidasyon. Bunu şu an için bilemiyoruz. Genel manada hala piyasada bir düşüş beklentisi söz konusu ama hani herkesin beklediği şeyin bu piyasada olması bana göre çok zor bir durum. Neden? Şu anda herkes tekrardan işte 18 binlere 16 binlere gidecek. Burayı deneyecek işte biz buradan büyük alım gerçekleştireceğiz diye düşünüyorlar. Bu piyasa yapıcılar kolay kolay insanlara ekmek yedirmezler. Bunu hepimizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Zaten bu piyasadaysanız bunu zaten çoktan iyi bilmeniz gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Eğer o bölgelere sert bir geri çekilme hala yapacaklarsa daha aşağısını iğneletirler. Neye uğradığınızı şaşırırsınız. Bunu da bilmek gerekiyor ki özellikle kaldıraçlı işlem açıyorsanız veya bölgelerden yukarı çok sert de çekebilirler. Şu an için dünya konjonktüründe var olan durumlarla beraber değerlendirilmesi önemli. ABD piyasaları yarın açılacak. ABD piyasalarının vereceği tepkiler önemli. Bunları görmeye başlayacağız. Ve akabinde tekrardan bir toparlanma gelecek mi gelmeyecek mi? Bitcoin bu piyasalardan ayrışacak mı? Yoksa kendi başlı başına belli oranlarda hareket mi gerçekleştirecek? Bunları takip edeceğiz ama bana göre ABD enflasyon verileri tekrar açıklanana kadar piyasada gelgitler devam eder. Eğer orada ABD enflasyon verileri beklentiler dahilinde gelirse bu gerçekten piyasada çok büyük olumlu bir hava yaratabilir. Ve akabinde işte o zaman gerçekte benim beklemiş olduğum 36 bin lira 38 bin lira kadar var olan yükseliş o zaman gelebilir diye düşünüyorum. Şu an için temkinli bir şekilde bu bölgelerde biz gelgitleri yaşayacağımızı düşünüyorum. Burada önemli olan şey günlükte ve haftalıkta bizlerin ilk etapta 19.861 bölgesini ve sonrasında da 18.500 kalesini yitirmememiz gerekiyor. Buralar gerçekten çok ama çok kilit bölgeler. BTC geri çekildiğinde arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz bölgede bir engulf var. Ve şu görmüş olduğumuz alanda da bir engulf var. Şu an için BTC bu gördüğümüz bölgelerde sıkışmış durumda. Önemli olan bu bölgelerden hangisini ne tarafa kıracağı. İşte bu yüzden 19.000 önemli. Bu yüzden 22.562 bölgeleri önemli.
Ve bizim bu bölgeleri takip etmemiz gerekiyor. Bu bölgelerden hangisi egale olursa arkadaşlar o yöne doğru hareketlilikler devam edecektir. Bu süreçte de BTC bu alanlarda gelgitler yaşadığı sürece, volatilitesini arttırmadığı sürece altcoin'lerdeki hareketlilik devam eder. Ayrışabilen coin'ler tekrardan hareketlerine devam ederler. Ama bu süreçte kısa vade al satlar yapmak önemli. Kısa vade özellikle de trade etmek önemli. Bunu her defasında dile getiriyorum. Örneğin bakın Ape Coin bugün çok yükselmişti. 15 dakikalık grafiğe geldiğimiz zaman bakın Ape Coin'de örneğin biz bugün short işlem kovaladık. Ve short işlem neticesinde baktığımız zaman yani longların dışında sadece küçük 15 dakikalık bir işlemden bahsediyorum arkadaşlar. Yani gelinen nokta açısından baktığımız zaman %6.77 ki bunlar harika hareketlerdir. Özellikle de vadeli işlemlerde işlem açıyorsanız. Yani anlatmaya çalıştığım şey tam bu. Piyasalar yükselirken de düşerken de bu piyasadan her zaman para kazanmak gerekir. Bunları asla unutmamamız gerekiyor. BTC açısından söylemiş olduğum alanlara dikkat etmeniz gerekiyor. BTC'de şu an için saatliklerde 21.130 bölgesi üzerinde bir direniş devam ediyor. Burada 4 saatlik baza geldiğimiz zaman hala bölge üstünde, 8 saatlik de üstünde ama 8 saatlikte şu alanlarda bir satış baskısı söz konusu. Bu yüzden bizim BTC'yi takip ederken 21.555 yani 21.600 bölgelerine dikkat etmemiz lazım. Bölge kırılırsa tekrar yukarı yönlü hareket gelebilir. Bakın şu görmüş olduğumuz bölgelerde özellikle 8 saatlikte bakın bir mum aşağısında tekrardan düşen 3 tane mum. Ondan sonra şuraya gerçekten büyük bir mum da yerleşebilir. Şu an için bunu bilmiyoruz. Bilmemiz gereken tek şey 21.130 bölgesi 4 saatlikte kırıldığı zaman aşağılara doğru bir hamle gelebileceği. Bu alanlara gelip buradan tekrardan alıcılarla karşılaşıp tekrardan yukarı yönlü hamle gerçekleştirebilir. Ama şu görmüş olduğunuz bölgenin de satıcılı bölge olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bölge eğer güçlü bir mumla kırılır ve üstünde kalabilirse de 23.975 burası ana kaledir. Burada geçirirse hareketine devam eder. Bu yüzden günlükte daha kısa zaman aralıklarında bu söylemiş olduğum destek ve direnç bölgelerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.